Yazık. Çok yazık. Bunların hiçbirini hak etmedin Gündoğdu. Babana demiştim. Esirleri vermezsen gök kubbeyi başına yıkarım diye. Şimdi düşünsün bakalım. Törelerini mi yoksa evladını mı seçecek? Sana yüzünü kara çıkarmadan döneceğim dedim. Döndüm baba. Bugün ben susacağım, siz konuşacaksınız toyda. Ertuğrul ballandıra ballandıra zaferini anlatırken onu şöyle güzelce bir silkeleyin. Durun! Karatoylar canlı ister. Götürün. Belli ki Karatoygar'ın içeride bir adam var. Biz yokken obayı basacak cesareti vermiş ona. Beyimin şüphelendiği biri mi var? Var. Afşin. Tüccarın adamı. Yarın bıraktığım işi tamamlayacağım. Bu işi sessizce halledeceğim. İçinden nazlı bir bebek gibi büyüt intikamını. Ama asla görevlerinin önüne geçmesine izin verme. Türklerin sınırlarımıza gelmesine engel ol. Yeni yurdumuz atalarımızın destanlarında anlattıkları efsanevi topraklara benziyor. Yurdu aldık diye her şey güllük gülistanlık değil elbet. Yeni menzilimiz toprağa bereketli ama düşmanı da bir o kadar yaman bir yer. Burnumuzun dibinde Haçlı kontluğu var. Çocuklarımız ve sürülerimiz büyürken etrafımızdaki fitne ateşi de büyüyecek. Madem öyle, neden bize atadan dededen kalma masallar anlatıp aklımızı bulandırırsın Ertuğrul Bey? Evet, Alpargo haklı. Yanlışsın Alpargo Bey. Atalarımızın destanlarını masal mı sandın? Onlar bebe uyutmak için değil, adam uyandırmak içindir. Biz onlardan bereketli toprakları da öğrendik, etrafını saran demir dağları eritmeyi de. Babana son bir fırsat vereceğim Gündoğdu. Alp'in Hamza'yı babana yollayacağım. Yarın tek başına esirleri bana getirmesini kibarca teklif edeceğim. Teklifimi kabul etmezse önce seni sonra bütün kıyıları kılıçtan geçireceğim. Yeni yurdumuz şerefine Alpler kılıç kalkan oynasın. Atalardan gördüğümüzü yaşatalım.
Kimsin kadın? Beyim, yemek kazanlarına bir şey dökerken yakaladık bu kadını. Ecelini mi susadın? Ne döktün kazanlara? Konuş. Sana tapınak şövalyelerinden selam getirdim Ertuğrul. Ertuğrul, evladım. Yabanın kızından obanın kızı olmaz. Bunu aklından çıkarma. Hem seni tez vakitte Gökçe kızımızla baş göz etmek isteriz. Ne istermiş bu kara toygar denilen yılan? Ertuğrul Bey'in getirdiği misafirler beyim. Kara toygar onları istiyor. Eğer yarın vermezsen Gündoğdu Bey'imizi öldürecekler. Şimdi sana tek bir soru soracağım. Ve karşılığında senden tek bir cevap istiyorum. Kimsin sen? Ben Ali Selçuklu Hanedanı'ndan Muzaffereddin Davud, Muhyiddin Mesud Şah'ın oğlu, Sultan İzzettin Kılıç Arslan'ın torunuyum. Selçuklu Şehzadesiyim. Toygar'ın asıl istediği şehzadeler baba. Onlar için her şeyi yapar. Yeter ki istemeyi bilirim. Ya dediğin gibi olmazsa? O zaman hepimiz ölürüz baba. Ama en azından elimizde kılıcımız, onurumuzla ölürüz. Süleyman Şah'ı iyi tanır. O kendi canını ortaya kor. Kara Toygar ikisini de ortadan kaldıracak. Geriye bir tek Ertuğrul kalıyor. Onu da... Çok ileri gittim beyim. Çok. Bu işin sonu hiç iyi değil. Ulan iç! Madem bu kadar korkuyordun, niye benimle birlik oldun? Obanın düze çıkması için beyim. Bu işin buraya varacağını... Neye varacak ha? Neye varacak? Mühim bir mesele konuşulmakta Selcan Hatun. Çekil önümden. Beyimizin emri. Sana çekil önümden dedim. Kara Toygar'ı Kartal Tepesi'ne tuzağa düşüreceğiz. Her ne olursa olsun şehzadeleri Kara Toygar almamalı. Ya Sultan Alaaddin'e şehzadeleri götürmeyi başarırsa? Alaaddin'in en gözde komutanı olur. Tapınakçılar Konya'yı mesken tutarlar. Devletin içinde cirit atarlar. Bunun vebali büyük olur Saru. Biz bu devleti kolay kurmadık. Gerekirse şehzadeleri de öldürmekten çekinmeyeceğiz. Ben yokken vekalet sende. Süleyman Şah Ertuğrul'la birlikte Kara Toygar'ı Kartal Tepesi'nde tuzağa düşürecek. Gitmelerine izin mi vereceğiz beyim? Kara Toygar'ın avı daha bereketli olsun diye izin vereceğiz Alparuk. Elim kılıcıma gitmeden, üstüme kan bulaşmadan obayı bütün pisliklerden temizledim. Sen ne işler çeviriyorsun Süleyman Şah? Nerede onlar? Oğlumu bıraktığında istediğini alacaksın. Canına mı susadın be adam? Oğlumla benim canım mı daha kıymetli, yoksa şehzadelerin mi?